Ya. Kişisel temizliğime, bakımı, gidereceğime. Asla bilemezdim. Allah da kimseye bildirmesin bunu. Abi nasıl kaldım ya. Ve yani şey oldu. Gerçekten Mert'e mesela... yukarıda bak, eşya var. Aynen. Helal. Yani bir şekilde Kayseri'li falan olsam ya da para kazanmak için daha motive olsam. Hı-hı. Yani tuvalet kağıtlarını satardım da. Çünkü çok da paylaştım abi, insanlarla. İnsanlar benim gibi kiralayacaksın. Öğrenip de gelmemiş. İlk yani... tarafı 5 TL, ikinci tarafı 3 TL. Ya bir de indirim de neyse ki. Az kullanılmış. Aynen öyle. Markası da Chocolate Starfish. Yine en sevdiğimiz bölüm bu arada. Söylemeden aynen, geçmeyelim bunu. Aynen. Hayır. Her yerde ağlayalım. Askerlikle ilgili ağladım, bununla ilgili ağladım. Ben zora gelemiyorum ulan. Neyse ne? Yalan mı söyleyeceğim? Ya kolaya gelirken bile zorlanıyorum hani. Kolayda da çünkü şey kafasına giriyorum. Ya ben yapmasam da olur aslında. Ben de yolunu bulur büyük ihtimalle. Aynen öyle ya. Su mu ürür? Ne olur, bir şey olur yani. Arkadaşlar şuradan 2 gram item alacağım. Bir uzarsanız. 66. Hadi biraz daha para kazan. Adamsın. Al kardeşim. Bütün paralar senin. 73 yetiyor mu? Yettiği kadar. Yani yetmediği kadar. Ya oradan eşya alacaktım. Gittim gözüm şuna tabii. Ay güzel hale çıktı. Dediğim gibi hani zora da gelemediğim için askerlik zor olmasa da yani bizim yaptığımız versiyonu koşullar zordu yani. Şey çok kötüydü. Duş alamayıp insanın kendi kokusunun farkına varması. Böyle o gece yatarken şeyi çıkarıyorsun, konfliyörü çıkarıyorsun. Onun bir kokusu var. İnanamadın değil mi? Ama evet, onun bir kokusu var abi. Korkunç. İnsanın gözü yaşarıyor. Bir insan kendi kokusundan midesi bulanır mı ya? Ya. Bulanıyor. Bulanıyor. Ekşi ekşi. Tadını hayal edebiliyorsun. Çok kötü ya. Hiç bozuk set içtin mi yanlışlıkla? Hayır. Mert bu arada teleporter'ı buldum. Benim de o konuda bir anekdotum var. Bozuk süt konusunda mı? Evet. Basabilirsin bu arada. Ben ve Gülbin eşim. Bozuk sütün tayinini yapamıyoruz. Bu arada bizler gıda mühendisiyiz. Bir sütün bozuk olup olmadığını asla anlayamıyoruz Mert. Geçen evde 25 gün boyunca durduğunda bildiğimiz bir süte kendimizi denemek için dedik ki şuna bir bakalım, bozuk olduğuna kanaat getirecek miyiz? Hayır. Tadına bakmadın o zaman değil mi? Hayır, tadına bakmadık ama hani kokusu, yani görünüşü gerçekten bildiğin normal bir süt. Rahatlıkla içerdim. İnanıyorum. Çünkü ben de çok zor anlıyorum sütün kötü olup olmadığını. Bir tek şeyi biliyorum ben abi. Lapalaşmaya başladığı zaman artık. Aynen öyle. O gerçek bir sinyal. Hani süt bozulmuş cümlesini kur ama yoğurt bozulmuş derim sütte. Abi, şu zıplaya sıçanlar ne ya? Öldüm bile ben. Sıçanlar öldürdü beni. Kaçamadım yere. Hızlılar bir de şerefsizler. Evet. Benim öyle bundan kaçacak bir hızım yok. Abi bozuk sütün tadı korkunç. Canın yanıyor, HP'n gidiyor. Yani gerçekten canın 100'den içtiğin miktara göre 95'e 90'a düştüğünü hissediyorsun. Yutmadım neyse ki. Yani öyle bir şey ki diline asit değiyormuş gibi. Yani yutamazsın zaten. Anda tükürüyorsun. Öğürtücü diyorsun. Korkunç kötü. Mert, bu sefer... Evet, bozuk sütün tayini veremiyorum. Ya da yapamıyorum. Bu sefer easy tarafı bitmeden bölümü geçmeyelim. Bence ikinci haritaya orada çok zayıf giriyoruz bence. Şöyle ama biraz ikinci haritada hep o boktan bölüm ya. Niye azıcık bu konuda şikayet etmeyelim mi? Etmeyelim. Değiştirebileceğimiz şeylere odaklanalım. Ben de bu işe emek veriyorum ya. bir şey diyeceğim ben. 10 yıldır falan yediğim her şeyin sence
yenir mi diye sana soruyorum. Ben gerçekten hep bana deneysel cevap mı veriyordun? Tabii ki de. Yani bir şey soracağım bu arada. Mesela bunu yaptığımızdan dolayı çok utanıyorum ama analarımız falan kesin çok şey yapacak. İçeriye gidecek. Ah ne biçim evlat yetiştirmişsin diyecekler. Dedim sanki yani, demekleri konuyor. Uzun süredir uzun süredir yemediğimiz, içmediğimiz şeyler varmış buzdolabında duruyormuş. Diye. Turşu vardı. Benim mantığımda sanki turşunun son kullanma tarihi yoktur gibi bir his var içimde. Yani turşu sanki insanlık sona erse de ilelebet varlığını sürdürebilecek. Çünkü turşu zaten yenilebilir, bozulmuş bir şeydir değil mi? Tam olarak öyle. ama attık. Yani çünkü açılmış, bir kısmı yenmiş. Geri kalanı bir sebepten dolayı yenmedi. Beğenmedik belki de, hatırlamıyorum. Burada henüz çok böyle güzel turşu bulamadık. Teleporter'ı ben buldum bu arada. Okey. Güzel teleporter da bu. Bir süre level atlayalım. Turşu bozulur mu? Mesela... Turşu bozulur. Turşunun bozulması ile ilgili tek bir şey biliyorum ve bu yani... bu söylemenin politik doğrucu versiyonu var mı bilmiyorum ama... Bir koca karı şeyse... Anlatısı... reg dönemindeki kadınların cildi değdiği zaman turşuyu bozuyor. Ney? Sana yemin ediyorum böyle bir şey var. Abi yani. Pekala. Düşünsene hani böyle bir yerlerde bir kadın güruhu var. Turşu bozucular. Seksist dediğim şeydir. Seksist dediğim politik doğrucu olmadığını söylediğim kısım. koca karı kısmıydı aşkım. Bak Ece de doğruladı bu arada. Böyle bir şey var dedi bir kadın olarak. Ve Ece de regle olabilen bir kadın. Şey böyle, belli bir güruh var, turşu bozan kadınlar grubu. abi hormonların, turşunun, suyunun artık pH değeri midir, nesidir, o dengesini bozuyor. Mantıklı, tamam. Hormon dedikten sonrası mantıklı, evet. Bu hani turşu kurulurken, turşu kurulduktan sonrasında sorun olmuyor mu? Turşunun kurulmasının bittiğine kim kanaat getiriyor? Turşu kurumu. Türkiye'ye turşu kurulur. Hayır, evde yapıyorsun da mesela turşuyu kurdun. Mert, turşu arada... durdukça kurulmaya devam etmiyor mu? Ece'yi tam duyamıyoruz. Sen istersen onu da söylediklerinde biraz şey yap bize. Yok böyle güzel bence. Ben de bilmiyorum aşkım onu. Neyse yani sonuç olarak... ama muhtemelen zaten... Nesini unuttun? İngilizcesini söyle. Prezervatifin Türkçesi yine prezervatif, kondom, koruyucu, plastik koruyucu madde, katkı maddesi, koruyucu katkı maddesi. Koruyucudan mı bahsediyorsun? Ha tamam, evet koruyucu madde. Ha, olabilir, belki ona elini sokunca bir şey olmuyordur. Ama evet böyle bir şey var Tayland'da. Ama nasıl anlayacağız? Zaten konu bu arada. Yani yemekler bozulduğunda anlayamıyor oluşumdan bahsediyordum. Sen elini soksan da anlamayacaksın böyle bozuldu mu bozulmadı mı. Ben ölürsem sadece aaa. Yani ölünce ya da çok kötü kaka yapmaya başladığında anlıyorum. Şey gibi böyle. benim için bir gıdanın uygun olup olmadığını testisi Jurassic Park'ta şey vardı ya, gidiyor dinozorun bokunu avuçluyor. Hayda. Ben Jurassic Park izlemedim. Nasıl? Saçmalama. Ben Jurassic Park izlemedim. Saçmalama. Herkesten çok özür diliyorum. Herkesten çok özür diliyorum. Ben Jurassic Park izlemedim. Başıma bir şey gelmeyecekse izlemeyi de düşünmüyorum. Wow. Çimdekar gelmedi. Sadece bazı insanlar biraz kınadılar ve insana verdiğim değer çok düşük olduğu için hayatım çok da etkilemedi. Yani şu mal. Hani... O dönemde izlemen gerekirdi. Şimdi zaten izlemenin bir amacı da yok çok fazla. Bir anlamı yok. Evet, muhtemelen öyle. O dönem izlemedim. Bu dönemde izlemiyoruz. Etmiyorum şimdi de, birazdan edeceğim. Ya siktir git be. Birazdan etse. Birazdan. Gözümde de duruyordum. Mert yani... o başlatabiliriz. Teleport savaşını. Ne basayım, ben yanındayım. Bastım.
Jurassic Park bana hiç çekici gelmedi ya. Hani bir grup dinozor. Zaten dinozorlar öyle yaratıklar değillermiş. Tabii tabii, dinozorlar normalde tavuk gibi böyle tüylü. Tavuğa daha çok benzeyen canlılarmış. Evet. Dolayısıyla iyice yani bütün dünyam karardı. Çünkü Jurassic Park böyle çocuklar için şey bir film ya. Belgesel kıvamında. İşte, T-Rex'ler sabit durursan seni göremezler. Ne bileyim. Bayağı. Raptorlar eğitilebilir. Yani izlemediğim için çok örnek veremiyorum ama hani bu tarz şeylerin hepsini biz Jurassic Park'tan öğreniyoruz. Bak izlememiş halimle bile bunları öğrenmişim ben. Ama yani daha dinozorların şeklini bile tutturamamışlar. Ama o zamanlar bilinmiyordu ki, o zamanlar adam bakıyor fosil. Fosil neden, ne konusunda bize bilgi veriyor? Kemikler konusunda sonuçta. Tüyler ya hakkındaki yani, bilgiyi alamayız ki biz. Wow, bundan yüz binlerce yıllar önce dünya üzerinde iskeletler yaşıyormuş. Çok büyük. Demiyoruz yani. Hani demişler ki lan etrafında herhalde bir et vardır. Hani şey, dünya üzerinde tüysüz hayvan var mı? Yani çok 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 az hani. Ama yine de dinozorları ilk hayal etişlerinde gayet bildiğim bir kör fare gibi. Kör fare gibi de değil yani. Biz bir şekilde akıl edip de iki ayağı üstünde kalkmayı başarmış gekolar gibi. Burası niye manyak gibi heal veriyor? Ne ya var ben, bende şey var. Allah aşkına sende ne var? Green Thumb mısın? Eğer birisini öldürsem öldürdüğüm yerdeki elemandan heal alanı çıkıyor. O yüzden kimmiş ya? Bastım düğmeye. Aynen aynen, bu şekilde oyunu kazandık, kazandık, kazanamadık, yandık. Gerçekten kazanamayız. Ya ben yavaştan şeye inanmaya başladım. Özellikle Katolik camia şey diyor ya hani, dünyada dinozorlar var olmadı. Dünya yarattı, sonra insanlar geldi. Bu 6 gün içerisinde dinozoru siz nereye sıkıştırıyorsunuz? Bunlar yalan. Düzeylerde gösterdiğiniz şeyler epoksi. Seni yargılamaya başlamadan önce cümlenin bitmesini bekleyeceğim. Yani buna yavaştan inanmaya başladım. Çünkü yani bilmiyormuşuz, baksana. Saçma sapan şey zannediyormuşuz. Dünyayı büyük kertenkeleler yönetiyormuş. Aynı insanlar şu anda dünyayı kertenkelelerin yönettiğine de inanıyorlar o yüzden. Yani kredileri düşük tabii de. Beni yargılayabilirsin artık, bitti söyleyeceklerim. Yani yine şey yargılamak istemiyorum. Çıkar bir şeyler daha, bir şekilde kendini amorti edersin. Çok yani, farklı yaratıklar var. Şeyin gerçekten göremediğim için, mesela hayatımda hiç Türkiye'de olmadığı için dinozor iskeleti görmedim. Evet. Türkiye'de yok. Buraya geldiğimde de merak edip bakmadım. Belki burada vardır da. Yani burada da yoktur bence. Buralar da bir kertenkelenin... Türkiye'de yok mu? Bir, belki büyük bir tavuğun... Ne? Türkiye'de yok mu hiç? Ben hiç görmedim. Ben Türkiye'de bir sürü müze gezdim. Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı... Hepsini gezdim. Çok doğru. Atatürk'ün evi. Hiçbirinde... Hiçbirinde dinozor görmedim. Hani illa şey istiyorsan... Hani her şeyi gördüm. Çanakkale Savaşı'nda... Birbirinin içine geçmiş mermiler gördüm. Ki bunun olma şansı ne kadar az. Dördüncü Mehmet'in, pardon dördüncü Murat'ın devasa gürcünü gördüm. Ya. Bunların hepsini gördüm. Ama bir dinozorun gürcünü göremedim. Aynen öyle. Dolayısıyla bunları olaya inancım bir tık düşük. Ama yani mesela atıyorum. Timsah da mı görmedin? Yani... Şimdi bir dakika. Bence mesela horoz bence dinozorlar için yeterli bir şey, kanıt. Bir dakika dur. Bir timsah diyorsun, bir horoz diyorsun. Sen daha kendin ne dediğini bilmiyorsun. Önce bu konuda bir anlaşalım. Timsahlar odasında iki kere fark var alt üstü. Timsahlar odasında bir kere ayak sayısında fark var. Abi bir tanesi karadayken karadaki gıda yiyen, bir tanesi sudayken karadaki gıda yiyen bir hayvan. Tek farkı bu.
Başka hiçbir fark yok. Hayır diyemeyeceğim. Hayır diyemeyeceğim. Bu arada şey var. Teleporter'ı buldum. Haberin olsun. Biraz daha level kasalım, item kasalım. Sonra logo. Haklı olduğum noktalar var ama şey kısmını düşündürüyor işte ben. Yani 3 yıl öncesine kadar birileri şeylerin sürüngen olduğuna inanıyordu. Kendine bilim adamı diyen tırnak içerisinde söylüyorum. Kendine bilim adamı diyen insanlar. Bu dinozorların çok büyük kertenkeleler olduğunu savunuyordu. Ve sonra bir anda dediler ki aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar çok büyük tavuklarmış. Yani tavuklar da çok büyük kertenkelelerdir. Bana şey gibi geliyor. Ama bunlar mesela, hepsi hani sınıflandırma ile alakalı şeyler. Hayır, bak bana bu nasıl geliyor biliyor musun? Şimdi bütün komple teorisi şeylerimi ortaya dökeceğim. Evet. Bilgimi. Hadi bakalım. Bütün dünyada... Umarım herkes izlemeye ikinci videodan başlar. Bütün dünyada... Ete'nin üretimi niye yasaklanıyor? Kainatta... Bütün kainatta neden kete'nin üretimi yasaklanıyor? Diyorlar ki işte bundan marihuana yapıyorlar, insanlar şey oluyor... Kafaları güzel oluyor. Bu da çok zararlı, bağımlılık yapıyor. İçmeyin. Deniyor. Niye? Keten. Aha. Keten üretimi kolay. Suratına bakmasan bile bir yerlerden çıkmayı başarabilenmiş bitki. Hı-hı. Yani bakarsan bağ olurdaki bağ ketenle yapabiliyorsun. Hı-hı. Yok, bakmazsan dağ olur. Bakmazsan da oluyor. Yani bakmazsan da keten dağı oluyor. Ay, tör etmiş boş boşuna para verdim. Geliyor mu lan yanıma? Yok yani. Ama Amerika'da ne üretimi çok değerli ve cilt rengi olarak dezavantajlı insanlar bu konuda kullanılıyor? Pamuk. Keten'in en büyük rakibi kim? Pamuk. Büyük oyunu görmüşsün. Bütün dünyada, diyorlar ki ketenden kafamız güzel oluyor, bunu yasaklayalım arkadaşlar deyip. Her yerde yasaklanıyor. Bunu hiçbir yerde üretmiyor abi. Ketenden kıyafet yapılabilir. Hı-hı. Ne bileyim, çarşaf ıvır zıvır yaparsın. Anladım, hop, anladım marş. Şey biliyorsun. Şimdi aynı şeyler, şimdi başka insanların dezavantajlarından yararlanarak para kazanmayı amaçlayan kişi ve kurumlar ve devletler, hı-hı, diyorlar ki yani aslında dinozor tavukmuş. Niye? Bir tavuk lobisi var. Yumurta fiyatları niye arttı zannediyorsun? Aynen öyle. Tavuk lobisi diyor ki abi yani... Teleporter'ı başlatabiliriz bu arada. Aa, neredeydi ki? Burada ben buldum. Başlatayım mı? Ha okey, başlat. Tavuk lobisi diyor ki yani 50 senedir yumurtanın tanesini 15 kuruştan satıyoruz. Hı-hı. Yani sizce olacak iş mi? Kâr etmiyoruz artık. Doğru diyorsunuz diyorlar. Bütün dünyada 15 kuruşluk yumurtanın tanesi 50 sente çıkıyor. yani. Ve olaylar gelişir. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Tavuk yumurtası mı? Her şey. Konuştuğumuz her şey. Ama yani. Şimdi böyle düşününce bakıyorum gerçekten. Bu insanlara güven olmaz gibi geliyor bana. Ya ben daha boss'a gelemedim ya. Ya. Niye mi sen ya? Bu sefer ama iyi gitti. Bunun arana sen öldürdün sağlam bir şey alman gerekiyor. Ben bu sefer hiç vurmadım. No, koskoca stack gitti. Kesin vururum dediğim şey ıskaldı. Bayağı heal veriyor bunlar. Abi çok heal oldu. Çok heal oldu, ekran kastı bir ara. FFS'ler bir küçüktü ama olsun. Bitrate sıkıntıya girmeye başladı. Tamam. Sonrasında almalık bir şeyler de kestir de gözüne. Direkt başlamayalım. 800 gol oldu. Mert'o. Bu etrafında bir şeyler var benim. Bunu da hep açmışız.
ninja sürtüyken veriyor. Hani healing drone var, healing drone var. Başka komplo teorilerinden bahsedeyim mi? Yer miyiz? Yer miyiz? Hepsini bir bölümde aradan çıkartalım da en azından. Tamam, harika. O zaman kuşlar gerçek değil. Ben nasıl? Kuşlar gerçek değil. Benim inanmadığım... Dur, kuşlar mı gerçek değil? Kuşlar gerçek değildir. Kuşlar değil, güvercinler gerçek değil. Özür dilerim. Eksik söyledim. Fazla söyledim. Güvercinler gerçek değil Lobis. Başlatabilirsin. Ben 1090 golduğumda yok olmaya hazırım. Böyle. Bir grup insan diyor ki New York'ta çok fazla güvercin var. Bu kadar çok güvercin olamaz. Bu kadar çok güvercin yiyebileceği kadar yemek yok New York'ta. Aa, Pamukkale'ye. Güver-